Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Sizlerden gelen konu isteklerinden birini daha çalışıyoruz. Yine belki bilmeyenler vardır, sizlerden gelen konu isteklerini, taleplerini yazdığım bir listem var. Listedeki konuları sırasıyla hazırlayıp anlatıyorum. Siz de şu konuyu çalışsak nasıl olur, ben tam olarak bilmiyorum, anlamıyorum gibi konu isteğiniz, talebiniz olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Mutlaka çalışırız. Bu videoda Le verbe réfléchir konusunu çalışıyoruz. Réfléchir, penser ikisi de Türkçe düşünme karşılığı veriyor. Ancak kullanımları farklı. Bu iki fiilin arasındaki farkı da öğreniyoruz bu videoda. Penser fiilini zaten daha önce Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiil listemizde çalışmıştık. Réfléchir fiili Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiil listesinde yok. Bu fiili detaylıca ele alıyoruz. Fiil oluşturulan terimlere, deyimlere, ifadelere bakıyoruz ve farklı örnek cümleler ile iyice pekiştiriyoruz. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Le verbe réfléchir. Sizlerden gelen konu isteklerinden biri diye söylemiştim. Fiilin pense fiili ile karıştırıldığını da söylemiştim. Önce bu iki fiilin farkını inceleyelim. Réfléchir, Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiil listesinde yok. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesi diye bir serimiz var. 100 videoluk bir seri. İzleyip çalışmadıysanız mutlaka izleyin, yazarak çalışın. Kartını buraya ekliyorum. Réfléchir, Türkçe düşünmek karşılığını veriyor. Ancak yansıtmak karşılığıyla da karşımıza çıkabilir. Buna da bakacağız. Fiilimizi detaylı inceliyoruz. Fiille oluşturulan terimleri öğreniyoruz ve farklı örnek cümlelerle iyice pekiştiriyoruz. Réfléchir, Türkçe düşünmek karşılığını veriyor. Pense fiili Türkçe'ye düşünmek karşılığını veriyor. Pense, Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiil listesinde var. Réfléchir, Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiil listesinde yok. Demek ki günlük hayatta düşünmek anlamını vermek için pense fiili kullanılıyor. Bu iki fiilin farkı nedir? İki fiil de Türkçe'ye düşünmek karşılığını veriyor. Peki, réfléchir aynı zamanda yansıtmak karşılığını da veriyor. Réfléchir, insanın bir konuyu kafasında çevirmesi, tartması, çözümler bulmaya çalışması, hesaplamalar yapmasıdır. İyice düşünmek gibi daha uzun süren detaylı bir eylemdir. İyice düşünmek diye aklımızda tutalım. Pense, insanın aklına bir fikir gelmesidir. Daha detaysız ve kısa bir eylemdir. Daha çok bilinen ve kullanılan pense fiilidir. Zaten fiilin İlk anlamı düşünmek, mantık olarak aslında benzeyen bu iki fiilin kullanımları da biraz farklıdır. Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiil listesinde olan pense fiilini daha önce detaylı bir şekilde çalışmıştık. Zaten 100 fiil listesinin kartını eklemiştim ama buraya pense fiilini detaylı çalıştığımız videonun kartını da ekleyelim ayrıca. Belki sadece bu videoyu izleyip çalışmak isteyen olur. Şurayı bir tekrar edelim zira önemli. Réfléchir ve pense fiilinin farkı nedir? Réfléchir, insanın bir konuyu kafasında çevirmesi, tartması, çözümler bulmaya çalışması, hesaplamalar yapmasıdır. İyice düşünmek gibi daha uzun süren detaylı bir eylemdir. Pense ise insanın aklına bir fikir gelmesidir. Detaysız ve kısa bir eylemdir. Daha çok kullanılan pense fiilidir. Mantık olarak bu iki fiil benzese de kullanımları birazcık farklı. Pense fiili Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiil listesinde var. Réfléchir yok. Réfléchir Türkçe'ye farklı bir anlam daha veriyor. Yani yansıtmak karşılığını da veriyor. Pense ise sadece düşünmek anlamını veriyor. Réfléchir fiilini birazcık daha açalım. Fiilin anlamı fiille oluşturulan terimler. Buraya bir yıldız atalım. Aslında fiilleri incelediğimiz her videoda tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum.
Geçen terimleri, ifadeleri, deyimleri, hatta bazı fiillerle atasözleri de yazdık. Mutlaka yazın ve ezberleyin. Uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Refleşir. Düşünmek, düşünüp taşınmak, detaylıca düşünmek gibi aklımızda tutalım. Bir de yansıtmak anlamı var, göreceğiz. Se réfléchir à, üzerinde düşünmek. Se réfléchir sur, üzerinde düşünmek. Demek ki fiil hem à hem sur edatlarıyla çalışıyor. Bu arada edat yani preposition, la preposition diye bir yıldız atalım. Fransızca'da çok kullanılan edatları, çalışma mantıklarını iyice incelemiştik. Farklı örnek cümlelerle detaylandırmıştık. Videonun kartını buraya ekliyorum. Réfléchir trop dersek fazla kafa yormak demek. Pousser à réfléchir, düşünmeye itmek. Réfléchir, yansıtmak, aksettirmek. Bakın ikinci anlamı. Şöyle yazalım. İkinci anlam diye. Réfléchir la lumière, ışığı yansıtmak demek. Se réfléchir, yansımak anlamında kullanılıyor. Bakın burada a ya da sür edatı yok. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Réfléchir, düşünmek, düşünüp taşınmak. Se réfléchir à, se réfléchir sur, üzerinde düşünmek. Réfléchir trop, fazla kafa yormak. Pousser à réfléchir, düşünmeye itmek. Pousser quelqu'un à réfléchir gibi. Réfléchir, yansıtmak, aksettirmek, ikinci anlam. Réfléchir la lumière, ışığı yansıtmak. Se réfléchir, yansımak demek. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle réfléchir fiilinin çalışma mantığını iyice anlayalım. Vous devez réfléchir attentivement avant de parler. Konuşmadan önce dikkatli düşünmeniz gerekir. İyice düşünmeniz gerekir. Fiilimizi burada mastar halinde kullandık. Bakın, konuşmadan önce dikkatlice düşünmeniz gerekir derken réfléchir'i kullandık. Neden? Daha detaylı bir eylem. Peki, bu cümleyi pense fiiliyle kursaydık olmaz mıydı? Yine olurdu. Zaten günlük hayatta düşünmek karşılığı olarak pense genel olarak kullanılıyor. Biz iki fiilin anlamını da, farkını da öğreniyoruz. Tu dois réfléchir à deux fois avant d'accepter cette offre d'emploi. Sen düşünmelisin. À deux fois, iki defa. Avant de'den önce accepte kabul etmek. Set işaret sıfatı. Offre sözcüğüne göre akorlu. Demek ki offre teklif, dişil bir sözcük. Bu arada bakın burada avant var. Aslına bakarsanız bir yer zarfı. Şuraya bir yıldız atalım. Fransızca. Yer zarfları diye. İyi de hocam bu yer zarfı mı? Edat mı? Bazı yer zarfları yer belirten sözcükler aynı zamanda edat olarak kullanılıyor. Bu konuyu videoda çok detaylı bir şekilde işledik. Bu videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Kartını buraya ekledim. Bu iş teklifini kabul etmeden önce iki defa düşünmelisin. Tu dois réfléchir. Sen düşünmelisin. Bakın melimalı karşılığı burada devoir'ın. Şöyle çıkartalım, şuraya bağlayalım. Je vais réfléchir quelques jours, je déciderai plus tard. Ben birkaç gün düşünmek istiyorum, sonra karar vereceğim. Fiilimiz burada. Je veux, je voudrais réfléchir quelques jours, birkaç gün. Bölelim şöyle. Ben karar vereceğim. Plus tard, daha sonra. Avez-vous réfléchi à tous les détails du projet? Projenin tüm detaylarını düşündünüz mü? Passé composé değil, geçmiş zaman. Fiilin particip passé'si ne kadar kolay bakın. Réfléchi. Ve fiili avoir yardımıyla çekiyoruz. Onu da burada görmüş olduk. Hemen tekrar bir okuyalım. Vous devez réfléchir attentivement avant de parler. Konuşmadan önce dikkatlice düşünmeniz gerekir. Düşünmelisiniz. Tu dois réfléchir à deux fois avant d'accepter cette offre d'emploi. Bu iş teklifini kabul etmeden önce iki defa düşünmelisin. Je vais réfléchir quelques jours. Je déciderai plus tard. Birkaç gün düşünmek istiyorum. Sonra karar vereceğim. Futur simple, basit, düz, gelecek zaman. Avez-vous réfléchi à tous les détails du projet? Projenin tüm detaylarını düşündünüz mü? A edatı var burada. Réfléchir à
düşünmek, bir şeyi düşünmek gibi aklımızda tutabiliriz. Örnek cümlelerle devam edelim. Ce problème va nous permettre de réfléchir sur l'avenir de notre usine. Bu sorun fabrikamızın geleceği hakkında düşünmemizi sağlayacaktır. Düşünmemize izin verecektir. Bakın futur proche var burada. Şöyle yıldız atalım. Le futur proche, yakın, gelecek zaman. Daha önce çalışmıştık. Kartını da buraya ekliyorum. Burada pronom kompleman var, tamamlama zamiri. Permettre, izin vermek. Permettre de faire quelque chose desek. Réfléchir sur var burada. L'avenir, gelecek. De ile tamlama yaptık. Notre mülkiye sıfatı. Usine sözcüğüne bağlı. Les problèmes rencontrés poussent la direction à réfléchir en détail et à prendre des décisions justes. Karşılaşılan sorunlar. Sorunlar. Karşılaşılan sorunlar. Yönetimi detaylı düşünmeye ve adil kararlar almaya itmektedir. Karşılaşılan sorunlar itiyor. La direction, yönetimi. A réfléchir en détail, detaylı düşünmeye itiyor. Ve à prendre des décisions, kararlar almaya itiyor. Juste, adil kararlar almaya itiyor. Je te conseille d'y réfléchir à nouveau très sérieusement. Bunu tekrar ciddi ciddi düşünmeni tavsiye ederim. Ben sana tavsiye ederim. Sana kısmı pronom kompleman, tamamlama zamiri. Bakın Y var burada. O da tamamlama zamiri. À nouveau, yeniden, très çok, sérieusement, ciddi bir şekilde. Hemen tekrar okuyoruz. Ce problème va nous permettre de réfléchir sur l'avenir de notre usine. Bu sorun fabrikamızın geleceği hakkında düşünmemizi sağlayacaktır. Le problème rencontré pousse la direction à réfléchir en détail et à prendre des décisions justes. Karşılaşılan sorunlar, yönetimi detaylı düşünmeye ve adil kararlar almaya itmektedir. Je te conseille d'y réfléchir à nouveau très sérieusement. İ gibi bir ses veriyor. Zaten le pronom kompleman konusunda anlatmıştım. Bunu tekrar ciddi ciddi düşünmeni tavsiye ederim. Yine örnek cümleler. Les couleurs des nuages blancs et du ciel bleu se réfléchissent dans le lac. Beyaz bulutların ve mavi gökyüzünün renkleri göle yansıyor. Bakın, yansımak anlamıyla kullandık. Les couleurs, renkler. Nuage, bulutlar. Blanc, beyaz bulutların ve mavi gökyüzünün renkleri yansıyor. Dans le lac, göle yansıyor. Il vaut mieux, daha iyidir. Bakın bunu aklınızda tutun. Daha iyidir. Réfléchir avant d'agir que de regretter plus tard. Sonradan pişman olmaktansa harekete geçmeden önce düşünmek daha iyidir. Buna da yıldız atalım. Daha önce söylemiştim. Kalıp cümleleri, yani her yerde kullanabileceğiniz cümleleri yazın, ezberleyin. Sınavlarınızda kullanmaya çalışın. Mutlaka artısı, faydası olacaktır. Ne réfléchissez pas trop au mauvais souvenir. Vous savez que le présent et l'avenir sont importants pour vous. Kötü anıları fazla düşünmeyin. Biliyorsunuz ki şu an ve gelecek sizin için önemlidir. Bu da bizim son cümlemiz olsun. Şöyle bir çerçeve içine alalım. Emir kipinde çektik. Siz şahıs zamirine göre ve olumsuz emir cümlesi yaptık. Çok fazla düşünmeyin. Neyi? Kötü anıları. Vous savez que, siz biliyorsunuz ki, bilirsiniz ki. Şöyle. Le présent, şu an. Et l'avenir, ve gelecek. Sont important, önemlidir. Pour, için, vous. Buradaki vous, pronom tonik, sizin için önemlidir. Les couleurs des nuages blancs et du ciel bleu se réfléchissent dans le lac. Beyaz bulutların ve mavi gökyüzünün renkleri göle yansıyor. Il vaut mieux réfléchir avant d'agir que de regretter plus tard. Sonradan pişman olmaktansa harekete geçmeden önce düşünmek daha iyidir. Bakın bence bu da kalıp cümle. Ne réfléchissez pas trop au mauvais souvenir.
Vous savez que le présent et l'avenir sont importants pour vous. Kötü anıları fazla düşünmeyin. Biliyorsunuz ki şu an ve gelecek sizin için önemli. Tam bununla ilgili Fransızların bir sözü var. Diyorlar ki hepimiz kol kola girmişiz, geleceğe doğru yürüyoruz. Ama bazıları geriye doğru, arkaya doğru bakıyor. Yani sürekli olarak geçmişi düşünürseniz, geçmişteki bir takım olaylara takılıp kalırsanız o zaman düşersiniz. Ayağınız takılır. Bu yüzden geleceğe doğru bakmanız ve geleceğe doğru yürümeniz gerekiyor. Ve la fin de la vidéo, geldik videomuzun sonuna. Le verbe réfléchir, düşünmek fiilini çok detaylı bir şekilde ele aldık. Bir de ne yaptık? Réfléchir, şöyle yazalım. Penser fiillerinin farkını inceledik. Mantıklarına baktık. Fiilimizi detaylı inceledik. Fiille oluşturulan terimlere, ifadelere baktık ve farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile fiilin çalışma mantığını çok daha iyi bir şekilde anladık, detaylandırdık, pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorum yazarak benimle paylaşırsanız güzel olur. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çan işaretine, zil işaretine tıklarsanız daha sonra gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.